Vay be. Demek o gün bugün de. Beni alacağınız gün bugün demek. Zamanı geldi. Gelmiş gelmiş. Benim gibi fakir bir taksi şoförü size ne yapabilir? Memur bey. Benim bir damazım ne yapar? Hiçbir şey yapamaz. İyi de katlıyordum bu arada. Son anda biraz bozdu poker ama. Poker mi? Şeker patlatıyor mu yasın? Yok orada katladık canım. Poker de bozdu zaten. Bu kadar şeker patlattığın yeter. En sonunda biz patladık zaten. Ne yapalım ben? Yürüyeyim mi? Bence ben yürüyeyim ya. Kelepçeyle sert sürüklüyorsunuz. Bir de selamlar abim. Sana da selamlar. O sesçi. Nasıl yapalım? Ben prosedürü ezberledim artık. Hani sizi de yormayayım. Prosedürü ezberlediysen bu yönden. Eyvallah. Siz de şimdi akşam Gidelim sorgu odasına. televizyonun karşısında yatacağınız uyuyacağınız hiç uğraştırmayayım sizi. Ben direkt buraya geçeyim mi? Nasıl yapalım? Aynen. Geçin oraya. Eyvallah. Öyle. Kapıyı kapatalım. Esiyordu reis aslında. Neyse. Nezaret soğuk zaten, esmesine gerek yok. Doğru. O zaman şöyle başlayalım. O kaçak malları nereden aldın? Şimdi üstadım diye hitap edeceğim samimiyetimden. Sayın emniyet amirim. Üstadım ben biliyorsunuz dostumu satmam, işimi ötmem, cezamı yer yatarım. Suylanır bunu da yapmak lazım mucidi bir adam olarak. O yüzden ben sizi yormayayım. Siz de kendinizi yormayın. Ben bunu söylemeyeceğim çünkü malum biz otelde 20-22 yılımızı bu cezaevlerinde geçirdik. Ne bizi dışarıya adapte olabiliyoruz, ne dışarısı bizi kazanabiliyor. İçeride de sorun çıkarmıyoruz. Artık bizim için dışarısı içerisi. Konfor alanımız dört duvar. O yüzden ben yormayayım sizi. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Peki sen değil de sana malları veren kişi yakalansa senin ismini vermez miydi? Bacan, verse vermese sorun yok. Ötenin cezası içeride de dışarıda da veriliyor zaten. Ben kahpe olmayı seçmiyorum. Tercih meselesi. Tercih meselesi ha? Tabi. O zaman iki tarafı da uğraştırmayalım. Kelepçeleyelim, atalım direkt nezarethaneye. Belki aklı başına gelir. Aç kalırım, bayılır giderim. Dayak yerim, acıdan bilinç kaybolur. Her kötü gecenin bir sabahı var amirim. Bas kalkmaz bir Allah. O zaman Bozkurt, arkadaşı alsan koy nezarethaneye. Baş tacı, baş tacı. Buyurun buyurun, ben gelirim. Zaten artık evimiz oldu. Yalnız bir şey diyeyim mi? Memurum, benim bir ricam var. Şu önümde bulunan en rahat yataklardan birisi. Hepsini denemiş bir azılı suçlu olarak. Senden ricam, şuraya geçsem. Plan Hanım'ın avukatı gelmiş. Uygun mudur? Sana yatak vereceğiz. Hep alıştığın yer gibi olmayacak ama. Tamam. Üstadım sorun yok ya. Sen ne diyorsan. Bak sırf bir daha yakalanırım diye gittim. Şişme bir tane mont aldım. Hani betonun şeyini kessin. Beyefendinin avukatıymış derken. Bu hakkımızda değil herhalde. Evet kapı açıldı diyor. Birazdan bizi sürükleyecekler. Merhabalar. O ne lan? Merhabalar, nasılsın? Elime dokunmazsanız. Dilan Hanım'ı öptü Engin Bey'e götürmem için. Elime dokunmayalım. Harbiden elime Engin, dokunmayalım. bana kasino al. Yapmazsa bu şakalarda. Gelin Engin. nezarete. Ben Ah. Ahmet. Evet Evet evet. evet. Bu Samimiyet arada oradan beni geliyor. kullanıyorsunuz, onu gördüm ya. Kırmızı Ben de Ferrari'yi. galiba. Orada nezarethanede Ferrari yazmış çok güzel ben bir görmedim araba. ya. Kusura bakmasınlar. Müvekkilimle görüşebilir miyim acaba? Engin bana yeni yatak al. Nasılsınız Ahmet Bey? Sağ olun avukat bey. Sizler nasılsınız acaba? Bizler de iyiyiz. Sizler için buradayız, sizleri korumak adına. Evet. Şu anlık alınmış olduğunuz zaten suçlardan az çok biliniyorsunuz. Acaba emniyet amirim bir özel olarak görüşebilir miyim müvekkilimle? Müsaade Evet. eder misiniz? Tabii. Sağ olun. Kapıyı kapatırsak. Kapatalım kapıyı. Ahmet Bey, bir soru sormak istiyorum size. Tabii, buyurun Hüseyin Bey. Ya şimdi silah sattınız, şeker sattınız. Peki kasinoya gidip şehrin en işlek noktasında kumar oynama fikrini nasıl buldunuz acaba? Yani şimdi Muhammed tipler kapatılsın. Tabii. Engin Bey de en son böyle diyordu. Bir şey Enerji bulamadım. diye. Bir şey bulamadım. Anladın mı? Evet, Sıkıntı orada. mantıklı. Mantıklı. Keşke yukarıdaki kasinoya gelseydiniz. En azından polisleri tanıyorduk. Şimdi buranın emniyet amiriyle bir konuşacağız. Bir şeyler teklif edeceğiz tabii ki sizler için. Bakalım, inşallah tekliflerimizi geri çevirmez diye düşünüyorum. Ama siz burada bir gün kalacaksınız, kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey de yok. Peki. O zaman ben diyeyim sizi içeri doğru şey yapsınlar. Ben de kendilerine bir görüşeyim. Tamam. Tamam Hüseyin Bey. Ne yapalım yani? Tamam.
Kapıyı bir açarsanız bir emniyet amiriyle görüşebilir miyim sadece kendisiyle? Böyle Tabii kan tabii ve açıyorum. isterseniz nezarete bir içeri alın da kendisini, ne olur ne olmaz şimdi. İçeride zaten sizin gözleriniz yanlış gördü sanki. Peki o zaman şöyle buyurun, isterseniz sizle bir özel olarak konuşayım ben. Tabii. Kapıyı kapat. Nasılsınız, iyi misiniz? Kapıyı da kapatalım aynı. Nasılsınız, iyi misiniz? Neyim sizi sormalı? İyiyim ben de. Şimdi biliyorsunuz ki siz yeni ev aldınız. Kredi çektiniz. Engin Bey'in evinin altında. Ardından da bir çocuğunuz oldu. Maşallah, Allah bağışlasın. Diyoruz ki Ahmet Bey'e şey edelim. Ya, anladınız. Şey edelim. Hani. Hocam şöyle söyleyeyim. Vallahi kum geldi ya. Engin Bey'in evini bana verirseniz olur. Ebelik ama. Engin Bey'in. Ya şimdi kendisi namaza kitaba başladı. Zaten oradan çıkınca orada kalmayacak. Cami satın aldı kendisi. Da olabilir, olabilir. Neden olmasın? O zaman anlaştık diyelim. Tamam o zaman. Size vermiş olduğumuz uhunun arkasına kendisini bırakırsanız parayı vereceğiz oradan. Yarın görüşmek üzere. Kapıyı da açarsanız. Cami satın almış. Haberimiz yok. Bir gün siz bir uyuyun. Yarın bakalım. Bakalım. Evet. Zorluk çıkarmayalım ama Ahmet Bey, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Kolay gelsin, iyi günler. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.